Bugün 25. gün. Bugünün konu başlığı kırgınlık sunağı. Ölüm çukurundan, balçıktan çıkardı beni. Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, kaymayayım diye. Mezmurlar 40. bölüm 2. ayet. Evliliğimizin birkaç yılı içinde eşim Alena ve ben yoğun bir denenme ve baskı dönemine girdik. Hayatımızın her alanı sarsıldı. Ailemiz, evliliğimiz, işimiz ve mali durumumuz konusunda sıkıntı içindeydik. Bu sürede Tanrı bizi kendi kişisel karanlığımızla uğraşmaya ve nihayetinde kötü olduğumuz noktalarda dürüst olmaya yönlendirdi. Bu bir keder mağarasında gibi hissettirdi. Ama Tanrı parlak ışığını ruhumuzun tüm karanlıklarında parlatarak daha önce hiç bilmediğimiz bir dürüstlük ve derinlik ortaya çıkardı. Kırgındık. Tamamen kırgındık. Kurtulmuştum. Tanrı'yı tanıyordum ve onu seviyordum ama o zaman da bilgim ve Tanrı'ya olan sevgim gerçek bir özgürlüğe doğru derinleşti. Eski antlaşmada insanlar Tanrı ile karşılaştıklarında bir sunak yapar, orada tapınır ve aldıkları vahiye dayanarak oraya bir isim verirlerdi. Bu dönemde Alena ve ben kırgınlık adında ruhsal bir sunak yaptık ve orada tapındık. Hala bu sunağı sık sık ziyaret ediyoruz ve her seferinde bizi sığ yerlerden ayrılmaya ve Tanrı'nın derinliklerine yeniden dalmaya çağıran derin kuyu bize hatırlatıyor. Kırgınlık döneminde yürürken yüreklerimizi Rab'be çevirdik ve Romalılar 8:12-17'nin gerçeği sığınağımız oldu. Paulus burada şöyle der: Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Romalılar 8:14-15. Tanrı'nın lütfunu anlamak, yeni özgürlük seviyelerine adım atmamızı sağlayan şeydir. Galatyalılar 5:1 bize şunu söyler: Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. İsa aynı şekilde yaşamayı sürdürmemiz için bizi özgür kılmadı. Kapı ardına kadar açık, orada öylece dururken hapishane hücrelerimizde kalmamızı istemez. İsa bizi özgür kıldı. Böylece bir zamanlar bizi tutsak eden hapishaneden çıkıp gerçekten özgür yeni bir hayat yaşayabilelim. Tapınma kendi başına sadece bir ezgi değildir. Sadece bir ekrana yansıtılan kelimeler veya bir sahnedeki grup değildir. Tapınma, koşullarımıza rağmen Rab'be hizmet edebileceğinize yüreğinizde karar vermeyi içerir. Tapınma, siz göksel babanızı her şeyden önce onurlandırmayı seçerken, yüreğinizin korosu tarafından söylenen hayatınızın ezgisidir. Alena ve ben bu zor dönemi atlatırken, tapınmayı yeni bir yerden öğrendik. Sağlam durduk ve bir daha asla köleliğin boyunduruğunu üstlenmedik. Ve şimdi yeni bir özgürlük noktasından tapınıyoruz. Bir ilahi yazarı olarak müzik ve sözlerle yüreğimi Tanrı'ya açmayı seviyorum. Mücadelemizin ilk darbesinden sonra evimizdeki piyanonun başına oturdum ve birkaç dakika içinde şu sözleri yazdım. Ben tamamen yenilmişken beni ölümden kurtardın. Vaatlerini verdin ve zayıflığıma yaşam verdin. Fetheden bir kral olarak gelip özgürlüğüm için savaştın. Canım ezgi söylemeden edemez, halleluya. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Alena ve ben kilisemizde bir marş haline gelen Tanrı'ya övgüler olsun ilahisinin geri kalanını birlikte yazdık. Gözlerimi açtın, seni ilk kez gördüm.
Sevgin yaşama hükmediyor ve sadakati hak ediyor. Bana kim olduğumu sen söyledin. Şimdi imanla buna inanıyorum. Canım ezgi söylemeden edemez. Haleluya. Benim için bir yer hazırladın. Tüm suçlayıcıları susturdun. Beni esenlikle öne çıkar, sevinçle doldur. Hayatımı isteyen çarmıhını izleyeceğim. Şimdi senin lütfun benim marşımdır. Canım ezgi söylemeden edemez. Haleluya! Haleluya! Kurtarıldık ve özgür kılındık. Kuzunun kanıyla haleluya kazandık. Zaferini ilan edeceğiz. İsa mezarı yendi. Zaferini ilan edeceğiz. Tanrı'ya övgüler olsun. Bu sözler bizim için güçlü sözler. Bu ilahi kilisede her söylediğimizde neredeyse günlüğümüzün sayfalarını açıp sözleri herkesin görmesi için ekrana yansıtıyor gibi oluyoruz. Mezmurlar 42:7 şöyle der. Çağlayanların gümbürdeyince enginler birbirine sesleniyor. Bütün dalgaların, sellerin üzerimden geçiyor. Tanrı'nın sizi varlığıyla doldurmasına ve onun lütfunun gücünü anlarken sizi özgürlüğün derin yerlerine çekmesine izin vermeniz için dua ediyorum. Her şeyimizi Tanrı'ya vermeye istekli olmamız gerekse de her şeyimizin yeterince iyi olmadığını hatırlamalıyız. Tanrı biricik oğlunu mükemmel kuzuyu kendisine ulaşmamız için sağladı. Dua edelim. Kutsal Ruh, senden yüreğimi açmanı diliyorum. Seni daha derin bir şekilde tanımak ve daha önce hiç olmadığım kadar özgür olmak istiyorum. Köleliğin boyunduruğunu reddediyorum ve oğulluk ruhuna adım atıyorum ve sana babam diyorum. Beni özgür kıldığın için sana şükrediyorum. Çarmıhta döktüğün kan yeterliydi ve asla senin elinden kayıp gitmeyeceğim. Bunun için sana şükürler olsun. İsa'nın adıyla. Amin. Bugünün ezber ayeti Efesliler 1:4. O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Efesliler 1:4. Benimle birlikte tekrar söyleyin. O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Efesliler 1:4. Tekrar söyleyin. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Efesliler 1:4. Bugün karşılaştığımız durumlar ne olursa olsun, dudaklarımızda övgüyle hareket edelim.